Bize kuvvet konum grafiği verildiğinde iş enerjisi prensibini kullanarak birkaç soru çözmeye ne dersiniz? Hemen soruyu okuyayım. Dinlenme halinde olan bir cisme etkiyen yatay bir net F kuvveti bulunmaktadır. Cisim, yatay ve sürtünmesiz bir yüzey üzerinde x eşittir sıfır konumundan hareketine başlıyor ve 3 metre sonra 6,0 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşıyor. Aşağıdaki grafikte net kuvvet cismin konumunun bir fonksiyonu olarak gösterilmektedir. Bahsettikleri kuvvet konum grafiği işte burada. Bizden cismin kütlesini bulmamızı istiyorlar. Her zamanki gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Deneyip sonuca ulaştığınızı biliyorum. O zaman hadi şimdi de birlikte çözelim. Bizden cismin kütlesini bulmamızı istiyorlar. İsterseniz önce soruda bize hangi bilgileri verdiklerini not edelim. Bir kere cismin dinlenme halinde olduğunu biliyoruz. Cismin bir top olduğunu düşünelim. Top dinlenme halinde yani duruyor ya da ilk hızı sıfır. Cismin x eşittir sıfır konumundan hareket ettiğini de biliyoruz. Yatay ve sürtünmesiz bir yüzey üzerinde 3 metre yol katettikten sonra da saniyede 6 metrelik bir hıza ulaşıyor. Cismin yani topun şimdi buraya geldiğini ve aradaki bu mesafenin 3 metre olduğunu düşünelim. 3 metre sonra hız, 6 metre bölü saniye. Cisme etkiyen bir de kuvvet var. Kuvvet, cisim ilerledikçe artıyor ve cisme bu noktada etkiyen kuvvet, bu noktada etkienden daha büyük. İsterseniz bunu da grafik üzerinde gösterelim. Cisim 3 metrelik bir mesafe kat ettiğinde kuvvetin 15 newton olduğunu görüyoruz. Buraya yani cismin 3 metrelik mesafe kat ettikten sonra geldiği yere kuvveti 15 newton olarak not ediyorum. Bu noktadaki hızsa 6 metre bölü saniyeydi. Bir bakalım neler oluyor. Cisim dinlenme halinden harekete geçiyor. Hızlandığı için bir miktar kinetik enerjisi var başlangıçtaki yani ilk kinetik enerjinin sıfır olduğunu biliyoruz. Ancak burada bir miktar kinetik enerjisi var. Bir kuvvet ve yer değiştirme de söz konusu. Tüm bunlar bize burada yapılan bir iş olduğunu anlatıyor. Yapılan iş, topun kinetik enerji kazanmasıyla sonuçlanıyor. Evet, bunu kinetik enerji değişimi, hatta bu durum için kinetik enerjideki bir artış olarak düşünebiliriz hız arttığı için yani sıfırken belirli bir değere ulaşmasıyla cismin kinetik enerji kazandığını söylemek mümkün. Ve işte bu gördüğünüz iş enerji prensibi olarak adlandırılır. Bu top üzerinde yapılan tüm iş ki bunun sebebi topa etkiyen bir kuvvet olmasıdır, topun kinetik enerji kazanmasıyla sonuçlanır. İsterseniz yapılan iş üzerine biraz düşünelim. Bize bir kuvvet konum grafiği verilmiş. İlk 3 metreye odaklandığımızda bunun sabit bir kuvvet olmadığını ve kuvvetin sabit bir şekilde artmakta olduğunu görebiliriz. İvme de olacak. İvme olduğu için hız da. Ancak bu kuvvetin sabit bir kuvvet olmadığını aklınızdan çıkarmayın. O halde ilk 3 metrede ne kadar iş yapıldığını nasıl bulabiliriz? Kuvvet konum grafiğindeki bu alanı hesaplayabiliriz. Üçgenin alanı olarak not ediyorum. Bu, kinetik enerjideki değişime eşittir, öyle değil mi? Son kinetik enerjiyi 1 bölü 2m çarpı son hızı 6'nın karesi olarak yazıyorum. Ve bundan ilk kinetik enerjiyi, yani 1 bölü 2m çarpı 0'ın karesinden elde ettiğimiz 0'ı çıkarıyoruz. Grafik üzerinden üçgenin alanını da hesaplayacak olursak, 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu, yani 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı yükseklik, yani 15. Bu, 1 bölü 2 çarpı m çarpı 36'ya, yani son hızın karesine eşittir. 36 bölü 2, 18 eder. Sağ tarafta 18 m var. m'yi yalnız bırakacak olursak, 15 çarpı 3, 45 eder. İki tarafı da 18'e bölmemiz lazım. Bunun için de m'in 45 bölü 18 çarpı 2'den 36'ya eşit olduğunu buluruz sadeleştirecek olursak, 9'a bölelim, burası 5, burası da 4 eder ve bu da 1,25 kilograma eşittir. Cevabımızı iki anlamlı basamak içerecek şekilde vermemizi istiyorlar. Onun için bunu 1,3 kilogram olarak ifade etmemiz gerek. Evet, cismin kütlesini bulduk. Bir soru daha ister misiniz? dinlenme halinde ve kütlesi 1 kilogram olan bir cisme etkiyen yatay bir net F kuvveti bulunmaktadır. Cisim, yatay ve sürtünmesiz bir yüzey üzerinde x eşittir 0 konumundan hareketine başlıyor ve 5 metrelik bir mesafe kat ediyor. Aşağıdaki grafikte net kuvvet F, cismin konumunun bir fonksiyonu olarak gösterilmektedir. Cismin hızını bulunuz. Cevabınızı 3 anlamlı basamak içerecek şekilde veriniz de demişler. Dinlenme halinde ve kütlesi 1,0 kilogram olan bir cisme etkiyen yatay bir net F kuvveti bulunmaktadır. Bir öncekine ne kadar çok benziyor öyle değil mi? Cisim, yatay ve sürtünmesiz bir yüzey üzerinde x eşittir 0 konumundan hareketine başlıyor ve 5 metrelik bir mesafe kat ediyor. Aşağıda grafikte de yine kuvvet konum verilmiş önceki sorudakine çok benziyor. Ama bu defa cismin kütlesi yerine hızını bulmamızı istiyorlar. Hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeyi deneyin. Deneyip çözdüğünüzü biliyorum, evet. Durum çok benzer bir durum, öyle değil mi? Yine bir top çiziyorum. Dinlenme halinden başladığı için ilk hız yine sıfır olacak. Bu defa kütlesini de biliyoruz. Bir kilogram olarak not edeyim. Top yatay ve sürtünmesiz bir yüzeyde 5 metre yol kat ediyor ve bu konuma geliyor. Bu mesafe 5 metre. Topun bu noktada bir hızı var ve işte bizim bu hızı bulmamız gerekiyor. Kütlenin 1 kilogram olduğunu bir kere daha not ediyorum. Bize cisme etkiyen kuvvetin ne olduğunu veriyorlar. Cisim 5 metrelik bir mesafeyi kat ettikten sonra bir bakalım eğri üzerindeki bu noktaya gelmiş olacağız ve bu da 25 Newton'a karşılık geliyor. Peki, kuvvet ve yer değiştirme varsa ne olmuştur? Doğru, iş yapılmıştır. Kuvvet ve yer değiştirme aynı yönde olduğu için cismin hızlandığını da söyleyebiliriz. Evet, kuvvet hareket yönünde etki ettiği için cisim kinetik enerji kazanacaktır. Ve enerjideki bu değişimin kaynağı nedir? Yapılan iş. O halde yine iş enerji prensibine başvurabiliriz yapılan iş, kinetik enerjideki değişime eşittir. Hadi bakalım. Bu prensibi uygulayarak grafikteki bu alanı hesaplamamız gerekiyor. Bu alan bize yapılan işi verir. 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu, yani 5 çarpı yükseklik, yani 25. Eşittir kinetik enerjideki değişim. İlk hız 0 olduğu için ilk kinetik enerji 0 olacak. Kütle de 1 kilogramdı. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı son hız, yani u kare. Hesaplayalım. Bu ikisi birbirini götürecek. 5 çarpı 25, 125 eder. 125, u kareye eşittir. Eşittir, u kare yazıyorum. Bu durumda, u da karekök içinde 125'e eşit olur. Hesaplarsak, bu da 11,18 metre bölü saniye eder. Cevabımızı 3 anlamlı basamak içerecek şekilde vermemiz isteniyor. O halde cevap alanına 11,2 yazabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.